Bütün dünyanın başarılarından ve uluslararası diyaloğa katkılarından övgüyle bahsettiği Türk okulları yine uydurma haberlerle karalanmaya çalışılıyor. Hem eğitim kurumları hem de büyükelçilik yetkilileri haberlerin yalan olduğunu söylüyor. Yurt dışında faaliyet gösteren Türk okulları gerek başarıları gerekse Türkiye'nin tanıtımına katkıları sebebiyle her kesimden takdir topluyor. Ancak bu başarıdan rahatsız olanlar çeşitli iddialarla karalama çalışmalarına devam ediyorlar. Bir gazetede yer alan haberde 5 yıl öncesine dayanan iddialar yeniymiş gibi tekrar gündeme getirilerek gerçek dışı bilgilerle kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılıyor. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül geçen gün yaptığı açıklamada öyle bir şey yok diyerek bu okulların Türkiye için önemine değinmişti. Ben bildiğim öyle bir şey yok. Türkiye dışında birçok okullar var, devletin okulları var, özel vakıfların okulları var. Bu okulları kimindir nedir onları da bilmem. Ama Türkiye dışındaki Türk okullarının çok dikkati çektiği de bir gerçektir başarılarıyla. Türkiye'ye dışarıda gerçekten büyük bir dostluk da kazandırmaktadırlar. Bu da saklanamaz bir gerçektir. Türk okulların yöneticileri ise yayınlanan haberlerin doğru olmadığını, okullarda eğitimin başarılı bir şekilde devam ettiğini söylüyor. Daha önce de bazı basın organlarında da bu tür mesnetsiz haberler çıkmıştı. Moskova ve St. Petersburg'daki desteklediğiniz eğitim kurumlarında herhangi bir problem olmadığı gibi okullar başarılarıyla ön plana çıkmaktadır. Bu yıl Moskova'daki okullar 10. yılı kutlayacaktır. Daha geçen hafta St. Petersburg'daki okul Petersburg birincisi seçilmiş ve Rusya'nın en iyi okul arasına girmiştir. Bizler her iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Hakikaten anlamakta çok zorluk çekiyorum. Türkiye'de öne çıkmış bazı medya organlarının bu tür mesnetsiz haberler yayınlaması da bizleri son derece üzmektedir. Gazete haberlerini Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği de yalanlıyor. Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Doktor Mahmut Bozan, eğitim faaliyetlerinin iyi düzeyde devam ettiğini söylüyor. Haberlerde kullanılan bilgiler günlük bir gelişmeyi aktarıyor gibi verilse de bugün böyle bir durum söz konusu değildir. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkiler eğitim alanında da iyi bir düzeyde devam etmektedir. Bu iyi ilişkilerin geliştirilmesi ve daha iyi bir düzeye çıkarılması iki ülkenin de yararına olacaktır. Eğitim ilişkilerini problemli gibi göstermeye çalışmak bu ilişkilere olumlu katkı sağlamıyor. Son günlerde iyi olan ilişkileri problem varmış gibi gösterme çabası içine girilmesi ise dikkat çekiyor. Peki bu tür yalan haberler iki ülke ilişkilerine zarar veriyorsa kimin işine yarıyor?